Şimdi hem Ankara'dan Ayşe Hanım hem de Gümüşhaneli Emine Hanım'ın benzer soruları var. Sorunun özeti şu hocam: Hacamat yaptırmak caiz midir? Evet, hacamat yaptırmak mübah bir davranıştır, caizdir tabii. Hı hı. Hatta bununla ilgili üç tane kanaat vardır. Bir Hanefi mezhebinde mübah olduğu kanaati var. Bir Kalsani Hanefi alimlerinden mübah diyor. Yani tıbbi bir tedavidir. Hmm. Ee, dişiniz ağrıdığında doktora nasıl gidiyorsanız, baş ağrısında falan da uygulanan Resulullah dönemindeki bir uygulama. Bu cahiliye döneminde de var, daha önce de var hacamat. Peygamber Aleyhisselam hacamat yaptırmış. Ne zaman? Her gün değil. Başı ağrıdığında daha ziyade hacamat yaptırmış. Ee, peki bir görüş yine Hanefilerde müstahap müba deniyor, müstahap. Müstahap yani yaptığınızda sevap kazanabileceğiniz bir amel, bir davranış deniyor. Ee, günümüzdeki bazı alimler de diyorlar ki Resulullah Aleyhisselam tedavi emrediyor ya. Evet. Tedavi hastalık olun, var efendim. tedavi olun diyor. Ve hacamatla ilgili de o sahabeye demiş ki bu yaptığınız, yaptırdığınız tedavilerin en güzeli aslında hacamat demiş. Onlar da bir yol göstermiş. Şimdi bu rivayetlerden buna sünnet demekte de zarar yok diyorlar. Sizce öyle mi hocam? Yani e, sünnet demek dediğiniz takdirde yaptı, yaptırmayanlar e, biraz sıkıntıya girebilirler. Bunu müstahapla biz yani yapan mutlaka sevabını her alır. Her babına yaptırırsak bir problem. Her babı var. tabii öyle her önüne gelene kestirmemek lazım. Günümüzde de sanıyorum bu tür tedavi şekilleri de resmen... E tabii. ...kurumlarda yapılıyor. Onlara gitmek suretiyle... ...bu tür tedavi şekli de kabul görüyor. Yani günümüzde... ...yani tıp buna evet dediği için... ...biz ne yapıyoruz? Tavsiye ediyoruz özellikle. Bu tür tedavilerde önemli. Resulullah yaptırmış. Yaptıralım. Yapan bir görüşe göre sevabını alır. Sünnet dediğiniz takdirde bu... ...sünnet şöyle... Ee, mesela sabah namazının sünnetini kıldığınız takdirde mükafat karşılığında cennet var. 12 rekat namazdan bahseder Resulullah Aleyhisselam. Sabahın 2, öğlenin 4 ve 2. Bu anlamda konuştuğum, belirlendirdiğimizde yani, tam karşılık bulmayabilir belki. Heh, ya o şekil anlaşılmasın. Ya yani Resulullah Aleyhisselam'ın uygulaması anlamında söylüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaptırmış. Yaptırmış. O düşünce, o yaptırdığı diye yaptırmanın mutlaka sevabı vardır. Eyvallah. yaptırmayan da yani kötü bir fiil işlemiş olmaz.